hoş geldiniz sevgili monkitolarım. Umarım ki keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Şubat'ın sonunda avukatlık stajımı bitiriyorum. Mart ayında da Madrid'e dönmeye karar verdim. Gitmeden önce birkaç alışveriş yapmıştım. Sonra bunlarla İspanyolca öğretebileceğimi düşündüm. Bu sebeple bu videoyla karşınızdayım. Eğer bu videoyu beğenirseniz lütfen yorumlara bunu belirtin ki bana da böyle bir şevk gelmiş olsun. Sadece alışveriş videoları değil, günlük olarak da vloglar çekebilirim. Özellikle Madrid'e döndükten sonra hani bu videoların sayılarını arttırabilirim diye düşünüyorum. Beğenmezseniz, bu gibi videoların kanalda işi ne diye düşünüyorsanız eğer bunu da yorumlara belirtin ki ben de bu videoları çekmeye son vereyim. O halde hem aldıklarımı deneyelim, hem sizin yorumlarınızı almış olurum, hem de İspanyolca bilgimize şöyle birkaç tane kelime, birkaç tane kullanım katalım. İşte büyük olduğu, küçük olduğu, yakıştı mı, beğendim, beğenmedim. Bir beden küçüğü olabilir diye bilmiyorum, atıyorum işte bu ceket yünden mi vesaire vesaire. Şimdi spontane gelişeceği için nelerden bahsederiz bilemiyorum ama birlikte görmüş olalım. Ben ilk parçayı deneyeyim, geleyim. En beğenmediğim parçayla başlamak istedim. Ben Mart'ta gidip yazın da orada kalmayı planladığım için hem yazlık hem kışlık bir alışveriş yaptım. Neyse, pantolonlar çoğul kullanılıyor İspanyolca'da. Pantalones olarak geçiyor. Tamam mı? O sebeple ileride de göreceğiz diğer parçalarda. Her zaman bunları çoğul olarak kullanacağız. Bizim için tek parça olsa dahi herhalde iki bacağı var diye çoğul almışlar, bilemiyorum. Birazcık büyük oldu çünkü 34 bedeni yoktu. Şuraları ben yapabilirim aslında ama ne gerek var? Bu bana büyük oldu. İşte üstünde şöyle durdu, böyle oldu vesaire kullanımlarına bakalım. Me quedan grandes dedim. Tamam mı? Hatta un poco'yu da ekleyeyim. Me quedan un poco grandes. Kedar eylemini kullandım. Çünkü kedar aslında buluşmak manasına gelse de böyle nesnelerle falan kullandığımız zaman kalmak anlamında da kullanılıyor. Me de bana demek. Quedan diye çektim çünkü pantalonlar çoğullar. Pantolon kelimesi çoğul yani pantalones. O sebeple me quedan dedim, bana kalıyorlar. Un poco, biraz grandes, değil mi? Onu da çoğul yaptım. Çünkü bunlardan bahsediyorum. Çoğul bir şeyden bahsediyorum. Me quedan un poco grandes. Aslında beğendim. Yani hani siyahla kombinleyebilirim, üstüne ceket atabilirim. Ekruyla olur, beyazla da kombinleyebilirim. Ve aşırı derecede rahat. Belki bu lastiğini yaparım. Bilmiyorum. Bakacağız. Pantolonlarla devam ediyorum. Bölünmesin öğrenimimiz diye. Böyle mom jeans aldım bir tane. Yazın giyerim sporlarımla falan diye düşündüm açıkçası. Gayet güzel. Gayet de rahat. Rahat nasıl kullanılır ona bakalım. Şimdi bir insandan bahsediyorsak işte rahatım, relaxım diye kullanıldığı zaman relajado ya da relajada diye kullanıyoruz. Ama işte bir sandalyeden vesaire ne bileyim bir pantolondan bahsediyorsak atıyorum komodo. Kullanmamız lazım. Komodo, komoda, komodos, komodas. Neyden bahsediyorsak. Pantolon hem eril hem çoğul olduğuna göre hangisini seçeceğim? Komodosu seçeceğim. Tamam. Bununla birlikte komodosu kullanırdım. Son komodos. Beğendim. Aslında beğendim. Gayet de güzel bence. Şöyle birazcık kalın bir kumaş var. Böyle bir gömlek almıştım. İşte ilkbaharda böyle giydiğim şeylerin üzerine atarım. Ceketle biraz daha sıcak olabiliyor çünkü Madrid. Bunu da beğendim. Şimdi burada da renk konuşmak isterdim sizinle ama rengine dair bir fikrim yok. Sarı desen değil, yeşil desen değil ama hem sarıyı hem yeşili öğrenirim madem. Sarı amarillo, yeşil verde. Şimdi O ve A harfleri İspanyolca'da biraz özeller, eril, dişilik belirtiyorlar. Tamam mı? O sebeple bu gömlek, gömleğin adı camisa olduğundan ve dişil bir kelime olduğundan amarillo değil, amarilla şeklinde kullanmamız gerekir. Bu gömlek sarı deseydim nasıl derdim? Şöyle göstereyim oradan. Oversize bir gömlekmiş. Rahat olur yani. Giyerim. Esta camisa, bu gömlek es amarilla. Yeşil deseydim, esta camisa es verde. Hiçbir şey değiştirmiyorum çünkü eril dişil belirten bir kelime değil. Hem erili hem dişili kullanılabilir. Bunu beğendim. Onunla kalalım. Bakayım üstüne başka ne giyebilirim. Şöyle bir pantolon almışım. Çok güzel. Böyle biraz şalvar gibi ama değil. Hani hem sporlarla giyebilirim hem topuklu ayakkabılarımla giyebilirim. Ama şurasını beğenmedim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle olabilirdi sanki. Biraz daha açık duruyor gibi. O yüzden beğenmedim. Beğenmek eylemi gustar. Gustar eylemi. O zaman beğenmedim diyorsam nasıl çekeceğiz? No gusto diyenleriniz varsa öncelikle şuraya bıraktığım videoya gidelim lütfen. Gustar eylemini 10 dakikada çözümleyelim. 10 dakikada halledelim. Doğrusu
bana hoş gelmediler olması lazım. Bir karbon daha geldi, çok güzel oldu. Bana hoş gelmediler diyeceğimiz için. Çünkü neden? Pantolonlardan bahsediyoruz. Pantolonlar, pantolon yani kelimesi çoğul bir kelime. O yüzden no me gustan. Beğenmiyorum, genişte kullanıyoruz. Beğenmedim de bizim aynısı. Aslında çok güzel var ya, kumaşı falan müthiş yani. Harika. Ama sanki işte şuraları falan bir bol oldu. Şöyle bir pantolon deneyeyim dedim ama içine giremedim. Çok güzel aslında. Şu düğme detayını falan da çok sevdim. Ama sığamadım. Çünkü hiç esnek değil. Bir de 34 değil de buna 36 alsaymışım daha iyi olurmuş. Kalıbı küçükmüş çünkü. Çok beğenmiştim. Yapısı falan da çok güzel ama sığamadım. Beğendim nasıl deriz o halde. Pantolondan bahsediyorum çoğul. Me gustan derdik. Tamam. Beğeniyorum. Hani beğendim, beğeniyorum ama olmadı yani. Neyse, geçelim. Neyse ki bir siyah pantolon daha almışım. Bu çok güzel. Hem kumaşı çok güzel. Kalın bir kumaş. Hem de aşırı derecede rahat. Yani o içine giremediğim yeşille hiç alakası yok. Bunun aynı zamanda fermuarı ve kemeri arkasında. Şöyle. Bayağı hoşuma gitti. Hem çok rahat hem de çok şık bence. Hem üzerine herhangi bir sportif ceketle giyebilirim. Hem de ciddi manada resmi bir yere gitmem gerekirse oralarda giyebilirim diye düşünüyorum. Pantolon bana güzel oldu. Nasıl deriz? Yine çoğul kullanıyoruz. Bana kalıyorlar diyeceğiz. Me quedan bien. Bana iyi oldular bu pantolonlar. Bana iyi kaldılar, iyi oldular gibi. Neyi öğrenebiliriz? Kemeri öğrenebiliriz. Cinturon. Bir de fermuar kelimesini öğrenebiliriz. Cremallera gibi bir kelime. Yazlık bir şey almışım. Bunun kumaşı ciddi anlamda çok kötü. Şilebezi mi ne öyle bir şey diye geçiyor. Yıkadığınız an böyle küçücük oluyorlar. Açabilmek için bayağı bir ütülemek lazım yani. Ütülemek eylemi de planchar eylemi. Ütülemek gerek diyeceksem. Ay ke planchar. Tamam. Bu da gömlek mi diyeyim, tişört mü diyeyim bilemedim ama gömlek, kamisa. Tişört deseydik camiseta olurdu. Bu beyaz bir gömlek deseydik nasıl derdik? Es una camisa. Bu bir gömlektir. Blanca. Bir de işte ütüler miyim? Bunu sürekli ütüler miyim? Ütülerim herhalde ya. Bir de bu renk bir gömlek almışım. Ben beğendim. Neydi gömlek? Camisa. Bu yeşil bir gömlek nasıl deriz o zaman? Es una camisa verde. Diğerinde es una camisa blanca yapmıştık. Bunda da verde yaptık. Sadece şu yakası düşüyor ama ütü bozukluğundan mı? Neydi? Bunu çözemedim. Umarım ütü bozukluğudur. Çünkü bunu almaya karar verdim. Bir de ben şu kolların şöyle olmasına hiç hoşlanmam. Büyük ihtimalle ben şunları sökerim. Arkadan duruşu da bu şekilde. Bunun da tabii ütülenmesi lazım. Geçelim. Biraz da kazaklara dair bilgi edinmiş olalım. Kazağın İspanyolcası jersey. Tamam? Jersey. Aynı zamanda ben bu ton renkleri seviyorum genellikle. Bu rengi seviyorum deseydik, hani hep beğendim, beğenmedim falan filan dedik. Seviyorum dediğimizde de aslında beğeniyorum. Hatta İspanyolcadan ters düşündüğümüzde hoşuma gidiyor dememiz lazım. O zaman me gusta, hoşuma gidiyor. Ne hoşuma gidiyor? Este color. Bu kolorun, bu Türkçesi ne ki bunun? Kiremit herhalde. Neyse, İspanyolca renk bilgim, renk skalam o kadar geniş değil. O yüzden onu geçiyorum. Bu renk diyorum. Me gusta este color. Bu rengi seviyorum. Bu rengi beğeniyorum. Bu renk benim hoşuma gidiyor. Şöyle içeri koyarım tabii ki. Dışarıda duran kazaklardan pek hoşlanmam. Me gusta. Yine yeşil bir gömlek almışım. Yeşilin farklı bir tonu. Fıstık yeşili olduğunu iddia edebileceğim bir yeşil olduğunu düşünüyorum. Böyle bir gömlek almışım. Tabii ki bunların ütülenmesi gerek. Yani ben hemen paketten çıkarıp direkt denemeye geçtiğim için böyle kötü gözüküyor olabilirler. Ama beğendim. Yani bu renk sanki bana pek olmadı ama kardeşime de bırakabilirim. Bu renk bana güzel oldu mu nasıl sorardım. Bana güzel kalıyor mu diye sorardım yine. Me queda bien este color. Değil mi? Tekil kullandım artık. Pantolonlar gibi değil. Bu tekil bir şey. Me queda bien. Bana iyi kalıyor mu? Üstümde iyi duruyor mu? Este color. Bu renk bende iyi duruyor mu? Gömleği beğendim de üstüne belki şu kazakla falan nasıl olur? Bir de şununla giyelim bakalım.
Bakalım bakalım, geliyorum. Böyle beyaz bir kazak almış, bir gömlek, işte bu yeşil bir gömlek falan filan dedik ya. Kazağın İspanyolcasını da vermiştim. Bu beyaz bir kazak nasıl diyeceğiz? Es un jersey blanco. Diğerlerinde, gömleklerde blanca yapmıştık çünkü dişillerde, bu eril olduğu için blanco oldu. Bunun da duruşu böyle. Aynı zamanda kalın da bir kazak. Kalın kazak diyeceksem de es un jersey gordo. Kalın ve beyaz bir kazak istiyorum deseydik, Kerer videosu vardı, istemek videosu, oraya gidebilirsiniz. Quiero un jersey, öncelikle bir kazak istiyorum. Gordo y blanco. Kalın, gordo aynı zamanda şişman demek bu arada. Ve beyaz şeklinde. Ben bunu gayet beğendim. Ha, bunu böyle kullanmam yine. Şöyle kullanırım. Ama beğendim de. Leke mi bu? Ha, değilmiş. Değiştiriyorum. Bir de V yaka bir tane kazak almışım yine bu tonlarda. Bir de ona bakalım. Güzel. Güzel. İyi denk getirmişim yani. Mükemmel. Sadece diğeri biraz daha kalındı ama bunun V yaka oluşu, işte üstündeki şekilleri, şu kulleri falan filan daha çok hoşuma gitti. Şöyle göstermiş olayım. Herhalde bu renkler modaymış. Hep bu renkler vardı çünkü. Bir de böyle bir pantolon almışım. İçimdeki gömleği çıkarım çünkü onun rengi ve bunun rengi, yani birlikte iyi durmuyorlar. No quedan bien dedik. İyi durmuyorlar. O sebeple bunu V yaka olarak da çok sevdim. Bilemedim. Bunda kararsız kaldım. Ama şu düğme detayı falan çok hoş. Bunun fermuarı yok. Ne demekti fermuar? Kremayera. Bunu çok beğendim. Bu en beğendiğim pantolon bu oldu. Hem kumaşı çok güzel, hem sportif, hem de şık da giyebileceğim bir pantolon bence. Aynı zamanda çok da benim tarzım olmuş. Yani hem cepleri var. Bunu beğendim. Buna ben bayıldım da diyebilirim hatta. Hoşuma gitti değil de, yani çok hoşuma gittili kullanmak gerekecek artık. Me encantan dedim. Değil mi? Çoğul kullandım. Gustar beğenmek. Encantar beğenmek demeyelim de, işte hoşa gitmek diyelim. Encantar onun daha da üstü böyle. Bayılmak yani. Yine pantolonlar çoğul olduğu için me encantan diyebilirim. Bir de şöyle bir ceketim var. Böyle bir ceket almışım. Bence rengi çok güzel ama emin olamadım. Tabii kazakla değil de daha ince, hani mesela bir gömlekle falan daha iyi olabilir ya da daha ince bir kazakla daha iyi olabilir. Hatta boğazlı genelde giyiyorum, tercih ediyorum ben. Boğazlılarla da güzel olabilir. Ama sanki böyle de güzel oldu. Şu az önce denediğimiz siyah kumaş pantolonla da güzel olabilirdi. Ceketin İspanyolcası chaqueta. Tamam? Chaqueta. Hoş bir kelime. Hoşuma gidiyor benim. Aynı zamanda hepsinin şu düğme detayları, kemer detayları falan gayet güzel bence. Bunu da beğendim. Bu da olsun. Az önce başka bir pantolon denemeye çalıştım. Hani dedim ya, bir tane 34 almışız diye. 34'ün içine giremedim. Bunu da 36 almışım. Ama herhalde bu da, ya aslında 36'dan başlıyormuş. Ha, bu standart kalıpmış o yüzden. Bu çünkü kocaman oldu yani. Büyük oldu, nasıl diyeceğiz? Mekedan grandes. Diğer pantolon için ne diyeceğiz? Mekedan pequeños diyeceğiz ona da. Değil mi? Onlar bana küçük oluyor, bu da büyük oluyor. Bunu da giyemedik. Yine şöyle bir pantolon denedim. Bu renk bir pantolonum olsun istemiştim ama bunun şeyi çok ince. Kumaşı çok ince. O yüzden bu da böyle kendi kendine çok şey olur. Kötü kalite diyelim bunda da. Şimdi bir şey kötü kalitede diyeceksek eğer, es de mala calidad diyebiliriz. Hani tekil bir şeyden bahsediyorsak. Ama pantolon çoğul bir kelime. O yüzden son de mala calidad. Son onlar olmak. Serestar videom da var bu arada. Onu da bırakayım da, hani izlemek isterseniz izlersiniz. Son de mala calidad. Calidad kalite, mala kötü demek. De kötü kalitedenler gibi kullanılıyor yani. Son de mala calidad. O yüzden bu da iade. İade ne demek? İade etmek, devolver demek. Bunu iade edeceğim diye gelecek zamanda kullansaydık, bunu değil de çoğul olacaklar yine, voy a devolver
los, onları gibi kullanıyor yani. Ya da boya devolver, estos pantalones de diyebilirim. Hani ikilemek istemezsek onları iade edeceğim diye kullanıyorlar. Anlaştık mı? Boya devolver los. O yüzden bu da şuraya gidiyor. Bir tane daha bir şeyim kalmış. Onları da deneyelim. Bitirelim. Bu gömleğin tipini de çok sevdim. Kumaşı da böyle yumuşacık. Ama bu da yine şey kumaşlardan. Yani ütülemek lazım sürekli. Hatta gün içerisinde böyle böyle bir yere oturun. Hemen üzerinizde iz çıkar. Ama güzelmiş yani. Gelirken bile kırış kırış olmuş. Ütülemek lazım ne demekti? Yine bir gömlekte mi ne yapmıştık? Bakın bari o halde o arada. Burada burada ayna olmadığı için ben şu televizyonun yansımasından düzeltiyorum saçımı başımı. Güzel bir şekilde yerleştirememiş olabilirim yani. Ayke plançar. Plançar ütü yapmak. Ayke plançar ütülemek gerek. Ayke plançar la. Kamisa dişil olduğu için hani onu ütülemek lazım. Ayke plançar la todos los días. Yani hani her gün bunu ütülemek lazım. Ütüler miyim? Ütülerim ya. Beğendim yani. Hani altındakiyle de güzel oldu. Bir de şunla da bence güzel durur. Onu verecek miyim bilmiyorum ama bu renk de çok güzel. Beğendim. Bunu da alıyoruz. Bir tane de tişörtüm kaldı. O da zaten ev tişörtü gibi. Bu şekilde. Şöyle koalaları var. Yine aynı renk tonlarından. Bunu da small aldım. Biraz daha böyle rahat dursun. Yapışmasın diye small tercih ettim. Aslında bunu işte ne bileyim bir siyahla giyip üstüne bir ceket falan filan atabilirim belki. Bunun bedenini söyleyerek bitirelim o zaman. Beden Taya. Talla diye yazılıyor. İki tane L yan yana gelirse Taya diye okunuyor. Telaffuz çalışması da mutlaka yapın. Güzel bir telaffuz videom var. Onu da bırakıyorum. Onu da izlersiniz. Bu bir smalldır. Smalldır. Neyse artık smalldur diyeceksek. Bunu S bu olmak. Una, Taya kelimesi dişil olduğu için ese diyoruz. Çünkü S harfi İspanyolca'da ese diye okunuyor. Es, una, ese. Tamam. Bunu da beğendim. Tatlış bence. Me gusta diyorum. Son gelen kargoları denemeyi unutmuşum. İki tane daha ceket geldi. Bir tanesi böyle. Keten bir ceket. O yüzden hani ben giderken bayağı bir güzel olacak. İçinin astarı vesaire de çok güzel. Aynı zamanda duruşu da bayağı hoş oldu. Neydi ceket? Çaketa. Hemen diğerine deniyorum çünkü derslerim başlayacak artık. Böyle yakasız bir ceket almışım. Şu an altındakiyle pek hoş durmuyor olabilir ama üşendim yani. Bu da böyle. İlk defa bir yakasız ceket girişiminde bulundum ama güzel bence. Hoş. Sadece kolları çok böyle bol. Hani o yüzden hiç böyle giymem büyük ihtimalle. Genelde ben katlıyorum zaten. Üşenmek ne demek ona bakalım. Üşenmek dar pereza oluyor. Tembellik vermek gibi kullanabilirsiniz. Hani da, kosa falan filan o gibi kullanımları da var ama bunun üzerinden gidelim. Me da pereza. Bana, me bana demekti. Hatırlayın Mekke'den falan yapmıştık. Bana veriyor pereza. Bana tembellik veriyor. Yani üşeniyorum. Bu tarz videoları beğendiyseniz, yarar sağladıysanız, hoşunuza gittiyse, sıkılmadan izlediyseniz lütfen lütfen özellikle bu yorum, bu video benim için çok önemli yani. Bunu yorumlarda belirtin ki hani devam edeceğiz. Sonu verelim böyle bir şey yapmaya. Ona göre bir karar vermiş olalım. Aynı zamanda bıraktığınız yorumlar kanal için de önemli. Yani şu 2022'de büyümüş olalım artık. İspanyolcanız bol, çalışmalarınız keyifli olsun.